Arkadaşlar selamlar. Ormandayız. Bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki bitkimiz tilkişen, yabani kuşkonmaz dediğimiz bitkidir. Kuşkonmaz bitkisini çoğunuz son zamanlarda aşina olduğunuzu düşünüyorum. Özellikle yemek programlarında kullanılan bir garnitür. Tabii bu e, tamamen ticari amaçlarla üretilmiş. Kuşkonmaz bitkisinin yabani olanı doğada bulunanı bana kalırsa çok daha fazla şifalı bir bitkidir. Hemen tanıtmaya başlayalım. Burada 4-5 adet var aynı bölgede. O yüzden videoyu buradan çekeceğim. Belki görebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu gördüğünüz dikensi ot. Bu otla mikorizal bir bitkidir. Zaten bildiğimiz yabani kuşkonmaz ilerleyen dönemlerde bu ota dönüşecek. Biz buna erkek tilkişen diyoruz. Yenilebilen kısımlarına dişi tilkişen diyoruz. Ancak durum tam anlamıyla erkek ve dişi olarak bir cinsiyet ayrımı yok bu tamamen bizim halk arasında takılan isimdir. Evet bakalım tanıyalım. Bakın burada görüyorsunuz bu ot var. Bu dikense ot var ve yanında şu şekilde uzun kuşkonmazlarımız bulunmakta. Şöyle detaylı görmenizi istiyorum. Boyları gayet uzun olabiliyor. Alt tarafından bakın kırılmıyor. Buradan da kırılmıyor. Kırılmıyor. Çok sert. Giderek yumuşayacak bu tabi. Yumuşayan kısmından aldığımız zaman tüketilebilir kısmı burası. Görüyorsunuz. Şuraya koyarsam daha net görebilirsiniz. Burada da ben biraz topladım. Buradan da net görmeniz için size göstereyim şu şekilde bu şekilde bir bitki burada bir bakın burada da var bir tane Kırıldığı noktadan alıyoruz 2 Şurada da var 3 Bu kümede 3 tane aldık Peki gelelim şunları elimize alalım Gelelim Bu otun Faydalarına Yabani kuşkonmaz son derece faydalı bir bitki Özellikle vitamin deposudur İçeriğinde A, B, C, D vitaminleri bulunur. Özellikle B vitamini çokça bulunur. B vitamini bakımından zengindir. Demir, fosfat gibi yararlı mineraller de barındırır. Bunun yanında folik asit barındırmasıyla da ünlü bir ottur. Hamilelerde fetüsün gelişmesini sağlar. Ancak hamilelikte tüketilmesiyle ilgili doktorunuza başvurabilirsiniz. Ama bildiğiniz gibi hamileler genelde folik asit hapı kullanmakta gebelik öncesi ve göbelik esnasında. Bu bitkide de bu bilimsel bir bulgudur. Folik asit barındırmaktadır bu bitki. Ancak yine dediğim gibi hamilelerin tüketiminde bunun detaylıca araştırılması lazım. İçerdiği vitaminler bakımından da çok zengin bir bitkidir. Hatta bitkiler arasında en zengin vitamin ve mineral bakımından, yararlı madde bakımından en zengin Bitkiler arasında diyebiliriz. Halk arasında birçok şeye faydası olduğu söylenmektedir. Kan kanseri, lösemi gibi e, tedavilerde kullanılması destekleyici ürün olarak kullanılabildiği söylenmekte olsa da her zaman dediğim gibi tıbbi bir bulgu olup olmadığını bilmiyorum bununla ilgili. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak ve mide hastalıklarına iyi gelir. Balgam ve e, öksürüğe iyi gelir. Balgam sö sökücü etkisi bulunmaktadır. Nefes darlığını gidermede de yardımcıdır. Bağırsak solucanı gibi parazit maddelerinde tem vücuttan atılması ile ilgili yararları olduğu söylenmektedir. İdrar yolu iltaplarına iyi gelir. Cilt bakımında da etkilidir. Kırışıklığı azalttığı söylenmektedir. Uyku problemlerine birebir katkı sağladığı da faydaları arasındadır. Vücutta biriken fazla suları da atarak ödem atmada da yardımcı bir ürün olduğu söylenmektedir. Genelde Ege pazarlarında köylülerin sıkça sattığını görebilirsiniz bu otu. Ee, tüketiminde herhangi bir sıkıntı yok. Fakat çok fazla miktarda tüketmemekte fayda var. Ee, çünkü alerjen etkileri de vardır. Kimi bünyelerde alerjik etkileri olabilir. Ee, nasıl bir habitatta yetişiyor? Gördüğünüz gibi çam ormanındayız. Kevgen dediğimiz otlar var. Yine görüyorsunuz dikensi otlar. Bu otların etrafında yetişir. Bu da zaten aynı familyadan bir ottur. Latince ismi inula'dır. Bakın burada da var. Görüyorsunuz yine aynı şekilde. Bulmaya yardımcı. Burada bir tane daha var. Yine kırdık. Bunu bu şekilde topluyoruz. Bakın şu an tam mevsimi her yerde var. Burada gayet uzun boyutlusu var. Görüyorsunuz bunu da alıyoruz. Bu şekilde. Bolca Nisan aylarında bolca bulunabilen bir ottur. Bakın yine var. Çok fazla bakın dedim ama her yer gerçekten tilkişen. Bunu da aldık. Tüketirken nasıl tüketiyoruz? O kadar çok var ki konuşmaya fırsat bulamıyorum toplarken. tüketimiyle ile ilgili e, bu şekilde çiğ olarak asla tüketmiyoruz. E, kaynatıyoruz. Yani ufak bir haşlama yapabiliriz. Haşlama yaptıktan sonra o şekilde tüketebilirsiniz. Haşlanmış şekilde. Tereyağında sotilenebilir. Izgarada hafif sağlı sollu çok ufak miktarda çevirerek tüketilebilir. Ama genelde garnitürlerde ben Tereyağında 1 iki döndürmeyle Tüketiyorum lezzet olarak Çok Ahım şahım muhteşem bir lezzeti yok ancak Tadı kötü değil bence Ben seviyorum çünkü Ben doğadan toplayarak Yediğim her şeyi daha fazla seviyorum çünkü bir emek harcadığımı düşünüyorum Ve bu emeğin karşılığında Kazandığım ürünü tüketirken de mutluluk duyuyorum bu biraz Kişisel tatmin burada da var bir tane görüyorsunuz Bu biraz taze bunu biraz gerilerden koparalım. Yabani kuş konmaz. Bu şekilde bir ot. Gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Çok fazla miktarda tüketilmesini tavsiye etmiyorum. Ege'de bulunan arkadaşlar bu aylar tam zamanı. İnşallah sizin de bulmanızda etkili bir video olacaktır. Bakın şimdi yine tekrar size göstermek istiyorum. İşte bulmanıza yardımcı olacak şey bu. Görüyorsunuz bu dikensi yapıyı bu kuşkonmazın ilerlemiş bir seviyesi ve hemen dikensi yapının içerisinde iki tane güzel kuşkonmaz gayet büyük boyutta. Koparırken en dipten değil buralar sert olur çünkü tüketilmez de koptuğu noktadan alarak bu şekilde topluyoruz. Evet son derece... Şifalı bir bitki olan yabani kuşkonmaz tilkişen bitkisinden bahsettik. Belki de benim tanıdığım bitkiler arasında en fazla vitamin barındıran, çok yararlı mineraller barındıran, içerdiği yüksek miktarda folik asitle vücuda çok faydalı olduğu bilinen, tüketilmesini tavsiye ettiğim bir bitkidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.